sevgili seyircilerimiz. Yine bir çarşamba günü yağmurlu romantik İzmir'imden hepinize merhabalar diliyorum. Atürk Televizyonu, İzmir Televizyonu ve Ege Seçim TV Televizyonu'nun ortaklaşa yaptığı bir yayında, bir canlı yayında tekrar birlikteyiz. Bugün yine çok özel bir konuğum var. Konuğuma geçmeden önce bugün çok özel bir gün, Öğretmenler Günü. Dünyanın her yerinde öğretmenlerimiz en değerli varlıklarımızdır. Dolayısıyla bizleri bugünlere getiren, yetişmemizi sağlayan, bizden sonra çocuklarımızı, bizden önce annelerimizi, babalarımızı ve bizim anne ve babamızın kucağından sonra ilk durağımız olan ve ilk kucağa atıldığımız yer olan öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. İlk önce buradan ben baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, atamızın Öğretmenler Günü dolayısıyla ve bugüne kadar ebediyete intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimizin saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Bana emeği geçmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Hepsi hayattalar. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Ve bundan sonra öğretmenlerimiz için ne yapabiliriz değerli konuğumla konuşmak üzere bugünün anlam ve önemini belirten bir canlı yayını açarak sizlere sunuyoruz. Sürçülisan edersek affola diyoruz. Konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz sevgili hocam. Kendisi Erkan Sevinç, Profesör Doktor Erkan Sevinç. Hocam lütfen kendinizi tanıtabilir misiniz? Çok teşekkür ediyorum konuk aldığın için. Ben de öncelikle tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu arada benim annem de, rahmetli annem, emekli ilkokul öğretmeniydi. Ona ruhu şad olsun. Göğe selam gönderiyorum. Ruhu şad olsun. Benim kim olduğumla ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Anlatırsam bütün program biter. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum ben. Üniversiteden mezun olduktan sonra radyoloji alanında kariyer yaptım. Profesörlüğe kadar çıktım. Fakat üniversite yıllarında aktif gazeteciliğe başladım. Demokrazm gazetesinde. Daha sonra çeşitli yayın organlarında basılı ve görsel görev yaptım. Yani iki meslekli bir insanım. Çok güzel hocam. Üniversiteden emekli olduktan sonra bir süre Çeşme'de özel bir hastanenin başhekimliğini yaptım. Orada basın dünyasına devam ettim. Yazmaya, çizmeye. Şimdilerde artık tamamen gazeteci yazarlık olarak kendi yayın grubumuzun dergilerinde yazıyorum, röportajlar yapıyorum. Bu şekilde. Sizi anlatmayı çok isterdim. Dolu dolu, uzun uzun. Çünkü sizin background'ınızı araştırdığımda bu yayına gelmeden önce tabii konuğumla ilgili bilgi toplamak durumunda hissediyorum kendimi. O kadar çok ki, o kadar dolu dolusunuz ki. Dedim ki ben anlatmayayım. Hocam kendini anlatsın. Kısa cümlelerle anlattınız ama yayın öncesi bana dediniz ki zaman geçer ben kendimi ve yaptığım işleri anlatmaya devam edersen zamanlar yetmez bize demiştiniz. Çok haklısınız. O kadar dolu dolu bir yaşamınız var ki yavaş yavaş onlara geleceğim hocam. Tıp fakültesinden sonra doktorluk yaptınız. Çeşme aşığısınız onu biliyorum. Ben de Çeşme'de yazları ikamet ediyorum. Hatta Sisus hastanesine gelmişliğim de vardır. Evet. Rahmetli annemi de getirmişliğim vardır. Daha sonra kapandı sanıyorum orası. Kapandıktan sonra zaten tekrar işte açılıyor galiba değil mi hocam? Aktif doktorluk yaşamını bıraktım. Hı hı. Doktorluk vazgeçilmez. Ömür boyu devam eder. Şu anda tabii da devam ediyorum ama iş yeri hekim olarak o sorumluluk üzerindeki büyük sorumluluğu atmış olmak biraz da daha fazla basın sektöründe yer almak için bu şekilde bir yola girdiniz. Evet. Siyaset de var hocam sizde. Siyasetle ilgili kaç yılında bilmiyorum 2012 miydi? 2011 mi? Bir önceki seçimlerde. Bir öncekisi 2014. 2014. 14-15 seçimlerde. 14 seçimlerde. Yerel yönetime aday olmuşsunuz. Hı. Çeşme Belediye Başkanı adayı. Neden olmadı hocam? Sizin gibi. O yani bin dokun bin ah işit gibi bir öyküdür o. İstiyorsan anlatayım.
Tabii kısa ha. olarak anlatabilirsiniz tabii. Çeşme Sisu Hastanesi'ne başhekimken ben. Teklif, teklif mi geldi size? Evet, Çeşmeliler benim yanıma geldi. Çeşme'nin ileri gelenleri. Hı hı. İşte oda başkanı vesaire. Hı hı. Ondan sonra dediler ki belediye başkanı 4 dönemde devam ediyor. Faik Bey. Yani artık bir yeni Faik Tütüncüoğlu. Evet, yeni bir kan lazım. Tabii. Aktif siyaset düşünür müsünüz? Vallahi hiç aklımda yok. Hani tamam siyasetle ilgiliyim ama ondan sonra aktif politika düşünmüyorum dedim. Ama sizin gibi bir insan Çeşme'nin şeyini değiştirebilir. Profilini değiştirebilir, görüntüsünü. Ve böylece kanıma girdiler. Ben ama bu arada siz de istekliymişsiniz ki. Bir iki kişiden de fikir aldım. Anladım. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç. Hı hı. Kendisi de profesördür, hocadır. Onu aradım. Dedim böyle bir istek var. Hani benim girmem var. Mutlaka gir, mutlaka gir. Hmm. Hani falan. İyi. Daha sonra Aziz Bey'den, Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı. Aziz Bey'den bir gittim Aziz Bey'e. O da aa çok iyi olur falan filan. Neyse biz aday adayı olduk. Evet. Bu arada maddi manevi kayıplar tabii, oluyor. Tabii. Ondan sonra ben zaman, biliyorum, zaman kayıtları vesaire onları bir kenara bırakalım. Bu şey, o şey biraz uzun sürdü süreç. 6 ay kadar sürdü bu aday adayı süreci. Evet. Ondan sonra o dönemde iki kere daha Aziz Bey'in yanına gittim. İki kere daha. İki kez daha. Dedim ki yani kafanızda bir isim varsa ben hiç uğraşmayayım. Çekileyim mi? Yok yok devam et. Hep devam et şeklinde. Tek aday mıydınız? Pardon. Tek aday olarak mı çıktınız ortaya? Hayır. 13 adaydık biz. 13 aday adayı. 13 aday adayı. Adaydı. Anladım. Ondan sonra ve Çeşme'de nereye gittiysem, hangi kahveye, hangi işte görüş, konuşma, seçim çalışmaları, yani büyük bir ilgi. Ondan sonra ve parti ada şey yap, yoklama yapıyor. Yani anket yapıyor hani kimi. Hep anketlerde öndeyim böyle. İlk üçteyim falan. Çok ondan güzel. Sonra sonra aday olarak parti Muhittin Dalgıç'ı gösterdi. Ondan sonra benim için şey değil. Yani Muhittin zaten tanıdığım bir insandı o vesaire. Fakat benim üzüldüğüm nokta şu. Aziz Bey ümit verip mi? Aziz Bey bu ilçe listelerini 1,5 sene önce yapmış. Yani Konak'ta Sema, işte Çeşme'de Muhittin bilmem ne falan filan. Yani 1,5 sene. Ya bunu bana niye söylemiyorsun? Beni niye böyle oyalıyorsun? Şey yaptım böyle bir girdabın içine tabii, soktu. Tabii. Bir ümit verilmiş ondan size. Ondan sonra bana hala bugün istiyorlar. Ben dedim hayır yani dilim yandı. Aktif politikaya hayat boyu girmem. Ondan sonra seçimler bittikten sonra gazeteci kimliğimle Aziz Kocaoğlu'yla röportaj yapmaya gittim. Dergi için. Aziz Bey'e dedim ki başkan ben sana bir başta bir ortada bir sonda 3 kere geldim. Ondan sonra sen bana deseydin ki adayınız belliydi. Sen bana deseydin niye beni uğraştırdınız? Çeşme'de benim adayım Muhittin Dalgıç. Ben Muhittin'i tanıyan insan. Hayırlı olsun başkan derdim. Kendi işime bakardım. Aynen. Ondan sonra bana cevap olarak ne dedi biliyor musun? Bunu söyleyemezdim. Siyaset böyle bir şey. Siyaset böyle bir şey ama insanların biraz ümidiyle ne bileyim o anda verdiği emekle emeğe saygıdır bu söylemek. Adayınız belliyse o zaman ne yapacaksınız diyeceksiniz ki evet bizim adayımız Muhittin Dalgıç. Evet. Diğer aday adaylarının geri çekilmesini sağlayacaksınız. İnsanlar da ümitlenmeyecek, bu yola baş koymayacak. Maddi manevi tükenmeyecek. Yani öyle değil mi hocam? Tabii bazı adayları maddi olarak zengin insanlardı. Genel merkeze para gönderiyorlar, büyük harcamalar yapıyorlar, işte gazeteler basıyorlar vesaire. Yani benim harcadığım onların yanında devrede kulak. Yani onlara da yazık mesela. Tabii.
Siz de haklısınız. Siyaset hakikaten böyle bir şey. Fakat şöyle bir şey de var. Ben de bir siyasetçiyim. Biraz takip geriden bugünlerde takip ediyorsam da ama yine içindeyim. Kopamıyorum bir türlü. Kopamıyorum kesinlikle. Rahmetli Ecevit, pardon Demirel, ruhları ikisinde şad olsun. Şöyle demiş. Siyasetin bir kapısı vardır. Çıkış kapısı yoktur. Siyasete bir kapıdan girersiniz ama çıkamazsınız. Onun gibi bir şey. Yani hakikaten doğru bir söz. Siz bırakmayı düşünseniz de sizi bırakmıyorlar. Evet, evet, bırakmıyorlar. Evet, sizi bırakmıyorlar. Hocam şimdi gelelim Öğretmenler Günü'ne. Öğretmenler Günümüzde bugün her sene Öğretmenler Günü için temennilerde bulunuyoruz. İyi dileklerimizi sunuyoruz. Ama öğretmenlerimiz için sizce bir şey yapabiliyor muyuz? Onların gerçekten hakları ödenmez. Gerçekten ödenmez. Sizi de bir öğretmen yetiştirdi. Benim mesleğimi de bir öğretmen verdi, yetiştirdi. Dolayısıyla bütün her türlü mesleği yetiştiren tek bir meslek grubu vardır. O da öğretmenliktir. Ve çok kutsaldır bu yüzden. Siz düşünüyor musunuz ki dün ben izledim. Şöyle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Öğretmenler Günü toplantısı yapışını izledim. 81 ilin ilden öğretmenler getirtilmiş ve toplantısında öğretmenlerin hakikaten o hemfikiriz, hakkının ödenmeyeceği, verdiğimiz haklar bile bunları karşılamaz diye deyişinden dolayı onu destekliyorum bu konuda, evet. Gerçekten meslek bu, meslek kanunu çıkarılacakmış, tasarlanmış, tasarısı hazırmış, evet. Planlanmış ve yürürlüğe sunulacakmış. Evet. 3600 de ek gösterge gösterilecek. Evet. Bu evet, ek göstergeyi evet. Anlatalım sayın seyircilerimize. Gösterge nedir? Bunu da bir açıklayalım. Gösterge öğretmenlerimizin, din görevlilerinin, polislerde ve hemşirelerde uygulanacakmış bu ek gösterge. Evet, evet. Ve maaşlarına, emeklilik ikramiyelerine yansıyacak olan bir iyileştirme politikasıdır. Bunu da seyircilerimize açıklayalım burada. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani öğretmenlerimizle gerekli öğretmenlerimize değer veriliyor mu? Gereği yapılıyor mu? Tanımayan öğretmenlerimiz var, ne diyorsunuz? Halen süre geliyor mu? Ben biraz uzak kaldım. Bu arada benim canım güzeller güzeli yeğenim, kendisi de öğretmen. Onun da buradan Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Çocuklu yetiştirdiği çocuklar çok ışıklanıyorlar. Her öğretmenimizin yaptığı gibi sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ne diyorsunuz hocam? Yani öğretmenlerin sorunları çok fazla. Pandemi döneminde o da arttı bence. Şimdi öğretmenlerin sadece sorunu atama değil. Yani atanacak, şu kadar öğretmen atanacak. Tabii aylarca, yıllarca bekliyorlar atanmak için. Şu kadar öğretmen atanacak, bu kadar maaşları iyi olacak deniyor. Ben aynı kanıda değilim. Öğretmenler bugün hala toplum içinde zor ekonomik koşullarda çalışan meslek erbabı. Hani klasik olarak simit satan, gevrek satan öğretmen. Kaldı mı hocam? Gevrek satan öğretmen. Peki kaldı mı? Neden gevrek satan öğretmen var? Geçmişte vardı böyle, duyuyorum. Var. Var mı hala? Pazarda, ben onu merak ediyorum. Pazarda, var mı? Pazarda hafta içi okulunda, hafta sonu pazarda sebze meyve satıyor. Çünkü niye? Ülkenin ekonomisi zaten zorda. Şimdi tek öğretmen eşi çalışmıyorsa, tek öğretmen maaşıyla evi kira. Düşünsenize bugün açlık sınırı kaçtı Türkiye'de? Hani onu da ele alırsanız öğretmenlerin gerçek anlamda değer verdiği bir meslek erbabı olduğunu düşünmüyorum. Anlıyorum. Şöyle bir şey var. Atanamayan öğretmenlerimizin tabii hep geçmişten gelen, her sene bunu konuşuyoruz biz. Bugün yine bizim genel başkanımız Meral Akşener'in
bir konuşmasını, grup toplantısını izledim. Hem hazırlık yaparken hem de başkanımızı dinledim. Kendisinin de söylediği şudur. Madem atanamayacaksa, fazlalık varsa o zaman atanacak kadar öğretmen yetiştirelim. Tabii. Önerisi budur. Atanamıyorsa atanacak kadar o sayıda öğretmen yetiştirelim. Önerisini sunmuştur kendisi. Doğru buluyorum ama ben açıkçası eskilerde simit satan, limon satan, ne bileyim pazarda sebzecilik yapan öğretmenlerimiz olduğunu, hatta bizzat ben ortaokul döneminde karşılaştım, din öğretmenimle karşılaştım ve pazardaydı. Ben de hiç pazara, hiç annemle gitmişim o gün demek ki. Hiç gitmeyiz. Pazar kullan bilmiyordum zaten. Şaşırdım. Öğretmenimi limon satarken, çünkü öğretmenim benim gözümde öğretmendir. O bana bir şeyler öğretiyor, eğitim veriyor, öğretiyor. Öğreticimdir benim. Çok saygı duyduğum bir insan. O şekilde biraz garipsemiştim ama çocuk aklımla pek anlayamamıştım. Hakikaten sonraları öğretmenlerimizin ek bir gelir sağlamak için türlü işlerde, hatta taksi şoförlüğü de yaptıklarını biliyoruz. Ne diyelim hocam? Yani inşallah öğretmenlerimiz iyi ve refah duruma gelir ve biz de bunlara şahit oluruz. Belki buradan biz de onlara bu konuda destek olmuş oluruz konuşmalarımızla. Belki bir şeylere dikkat ve nokta çekmek istemiş olabiliriz. Bu ilgililere gider. Zaten büyüklerimiz bizden daha iyi düşünüyorlardır mutlaka. Bugün dün dinlediğim programında hoşuma gitti. İnşallah bu yürürlüğe girer hocam. Biz de mutlu oluruz öğretmenlerimiz adına, değil mi? Siyaseti bıraktım diyorsunuz ama belki belli mi olur? Belki yine tekrar siyasete dönüş yaparsınız. Evet. Olur mu? Olur, siyaset konuşalım. Hayır, siyaseti bıraktım diyorsunuz. Siyasete belki bir dönüş yapabilirsiniz. Olmaz mı? Düşünmüyor musunuz? Aktif politikaya kesin düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Yani, Türkiye'de yani siyaseti genel başkanın iki dudağı arasında olduğu sürece düşünmüyorum. Yani hani ön seçim olsa, siyasi partiler yasası ideal bir yasa olsa o zaman düşünürüm ama şu aşamada kesinlikle düşünmüyorum. Evet. Şimdi ben seyircimizden sorular geliyor tabii ki. Onları aldım genel yayın yönetmenimizden. Bizi izlemek için bugün vaktini ayıran sevgili kıymetli seyircilerimize birkaçını okumak istiyorum, katılmış olanları. İzninizle hocam. Peker Şair, iyi yayınlar, kolay gelsin, Menemen'den selam olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz, bizden de sevgiler. Engin Vardar bizim kurucumuz, televizyonumuzun kurucusu, büyüğümüz, çok değerli, kıymetli saygılar, insan. İyi yayınlar, selamlar demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Benim siyasi kıymetli büyüğüm Vahit Ançer, konuğunuz demiş, Sayın Erkan Bey hocamıza ve kıymetli başkanım Tülay Hanımefendi'ye saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, çok sağ olun, çok kıymetlisiniz. Benim arkadaşım Arife Soydemir. Arife Soydemir de şu anda bizi izliyor arkadaşım. O da birkaç gün önce burada konuktu. Arkadaşım, bir başka arkadaşımızın, o da şöyle dileklerini iletmiş. İyi yayınlar diliyorum. Tüm öğretmenlerin bu özel günü kutlu olsun. İnşallah atanmaları yapılır da başka işlerde çalışmak zorunda kalmazlar. Memleketlerini gururla yaparlar, mesleklerini gururla yaparlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili seyircilerimize. Çok kıymetlisiniz. Bizlere ekran başında zaman ayırıp izlediğiniz için. Hocam şimdi gelelim, ülke gündemine gelelim, yerel yönetimlere gelelim. Madem siz yerel yönetimle başlamışsınız siyasi yolunuza ilk başta, biz de onu değerlendirelim. İzmir için, İzmir'deki yerel yönetimi nasıl buluyorsunuz? Ben de birkaç bir şey söyleyeceğim. Sizin açıklamalarınızı bekliyorum. Şimdi ben İzmir Büyükşehir'in çok doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Tunç Soyer'in. Tunç Soyer'in. Evet. Tamam. Ve ben, bana siyasi müneccim derlerdi. Ben
böyle seçimlerde, referandumlarda falan yüzdelere varıncaya kadar anket şirketlerini geçecek şekilde tutturulurdu. Belki altıncıyız, belki çok fazla bu işin değişik kaynaklardan araştırma çerçevesinde. Yanıldığım, en güzel yanıldığım son büyükşehir seçimi oldu. Hmm. Ben Aziz Bey'in bir şekilde gene aday olacağını, yani gidip Kemal Bey'in kapısını şey yapıp hayır istemiyorum falan diye. Fakat bu sefer Kemal Bey biraz dik durdu. Ben de ilk yanıldım çünkü ben kesin Tunç Soyer'in istiyordum. Hatta bir önceki dönemde de Tunç Soyer'in olmasını istiyordum. İstiyordunuz. Tunç Soyer İzmir için bir şanstır. Evet. 2,5 senelik yerel yönetiminde ülke siyasetine değil şehir siyasetini çok iyi idare eden işte zaten Seferihisar ilçe yani o ne belediye başkanı gözü var evet. Ne milletvekiline gözü var evet, evet. Yani başka tarım mümkün evet. Projesi başta olmak üzere birçok şeyi devlet desteksiz olarak yani şu metrolar vesaire devlet desteksiz olarak kredi bularak. Şey de galiba tramvay ona ait değil evet, herhalde. Onun kredi bularak yapan bir başkan. Ha diyeceksin ki bu başkan 2,5 sene sonraki seçimde tekrar aday gösterecek mi? Onda kuşkum var. Benim de kuşkum var evet, hocam. Onda kuşkum benim var. De kuşkum var. Onda evet. Kuşkum var. Biz de neden kuşkunuz var? Ben de söyleyeceğim fikrimi. İş yapanı genelde kapı önüne koyarlar. Büyükşehir için gelecek seçimlerde Konak Belediye Başkanı Abdülbatür'ün, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu ve İzmir'den hiçbir zaman merakını, ilgisini çekmeyen Tuncay Özkan'ın büyük bir kulis yapacaklarını AK Parti milletvekili. İnşallah evet. Bunların arasında Tunç Soyer ezilip kalmaz. Diyor. İnşallah hocam. Benim de fikrim şu konuda. Yerel yönetimle çok ilgilenmedim ben. Hakikaten. Çünkü ben genel seçimlerde adaydım. Parti kurucusuyum zaten. Ama gözlemlediğim kadarıyla İzmir gibi güzel bir şehrin ben daha farklı şekilde büyümesini isterdim. Yani yatırım yapılıyor mu hocam? Ben pek göremiyorum şu anda yatırım. Yatırım yani. Belediye bütçesi olanlıklarında ama belediye... işte. Çünkü hani merkezi hükümetten bir kaynak aktarılmıyor ki. Aktarılsa hani, aktarılmıyor yani tamam. İstanbul'da, doğru. İstanbul'da da aktarılmıyor belediye şu anda. Başkanı var. Ama Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı İstanbul'u sevdiği için İstanbul'a yatırım yapıyor. En son Atatürk Kültür Merkezi müthiş bir yer yapmış. İstanbul'daki mi? Evet, Taksim'deki. Hmm, görmedim yani, görmedim. Yani mesela öyle bir şeyi buraya yapmıyor. Devlet Opera Balesi binası yapılıyor. Mavişehir'de biliyorsun. Mavişehir'de. Evet. Tamamen gene büyükşehir olanaklarıyla. Şimdi ben tamam doğru haklısınız bu konuda ama bir uzlaşmaya varılabilir hocam. Yani bu biz yardım alamıyoruz. Aman biz kendi yağımızla hayır olmaz ki. Yani böyle bir politikacılık, böyle bir yerel yönetim, böyle bir yerel hizmet bana göre olmaz. Neden? Çünkü İzmir'imiz çok güzel bir şehir. Yani demokrasinin beşiği hakikaten o çok şeylere güzel şeylere layık diye düşünüyorum. Şimdi, bir uzlaşma bulunmalı hocam. O yatırımların olması gerekiyor kesinlikle. Çok güzel bir örnek var İzban. İzban iktidarla yani merkezi hükümetle yerel yönetimi ortak yaptığı bir yatırım İzban. O zaman Binal Yıldırım'la Aziz Kocaoğlu başlatmıştı. Şimdi devam ediyor. Devam ediyor. Sağa sola uzamaya. Yani merkezi hükümetle yerel yönetim bir arada çok güzel şeyler yapabilir. Ama nedense yani, evet. Yerel yönetimin açtığı herhangi bir mesela bugün bildiğim kadarıyla önemli bir park açıyor. Soya açtı ya da yani şeyden merkez hükümetten hiç kimse yok o parkta açılışta. Ama mesela Cumhurbaşkanı geliyor Cuma günü. Belki de
yerel yönetmen bir tek Tunç Soyer tabii Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için doğal olarak protokol amaçlı katılır ama gene muhalefetten kimse yok bu sefer. Yani bu keskin sivrileşme, kutuplaşma iyi bir şey değil siyaset. Ama o zaman da halka yaramıyor diyeyim o zaman, yaramıyor. Yani bu halka zarar veriyor bu aradaki tabii. Kutuplaşma, ne bileyim anlaşamama, ödenek alamıyoruz, edemiyoruz. Hayır, şimdi şöyle ben asla Tunç Soyer Başkanımıza sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum, o ayrı konu ama ben de burada yaşayan gerçek bir İzmirli olarak, doğma büyüme İzmirli olan biri, bir vatandaş olarak buradan diyorum ki başkanımızın tarım politikalarına biraz fazlaca dalması diğer yönlerde aksaklıklara yol açabilir mi acaba, ya da o yol mu açtı? Biraz fazlaca girdi bu tarım politikalarına, ben öyle görüyorum. Fazlaca, tamam, güzel yaptığı şeyler, güzel takip ediyorum. Havzaların kurulması, işte sulama, bunlara çok değer vermiş, önem vermiş. Ben de bunları takip ettim. Ama diğer yandan nerede bir yatırım bekliyoruz? Ya bu şey bir yerde bir ekip. İzmirli olarak yatırım yani, bekliyoruz başkanım. Bir yerde bu ekip işi. Şimdi doğru ekibi, doğru adamı seçme birazcık evet. Siyasetçilerde zor oluyor. Yani dört dörtlük zaten başarılı olamaz bir insan. Ama en iyisini yapma aşamasında X bir müdür evet. Yetersizse çabalıyor. Orası aksar. Evet. Aksar. Evet. Şimdi her yere de yetişemez. Yani ben şimdi yetişemez biliyoruz onu ama görevlendirmeler yapmak yani, zorunda. Değil mi? O işin uzmanlığı, o işi bilenini seçmek lazım. Hı-hı. Ben demin yayının başında Çeşme Belediye Başkanı adaylığında daha adayken evet. O peyzaj mimarından işte inşaat yani iletişim, yani ulaşım vesaire evet. Hepsinin insanları seçmiştim. Hı-hı. Yani ben oraya ekip olarak gelecektim. Hepsini seçmiştim. Kendileri kariyerde bu işi bilen insanlar ama üniversiteden ama özel sektörde. Yani bir başarı varsa ekibin başarısıdır. Tabii. Puan kurçuyla yazar ayrı konu. Tabii ki. Ama bir başarısızlık varsa ekibin başarısızlığıdır. Size katılıyorum. Tabii ki katılıyorum ama siyaset bahane üretmemeli bence. Ülkemizin, şehrimizin bekası için gerekli ne gerekiyorsa yapılmalı. Gerekli mi? Uzlaşmaya geçirilmeli. Evet. El birliğiyle ben kazanamadıysam evet ben yardımcı olmak zorundayım. Kazanan başkanı kutlayıp evet ben de varım. Yanlışa yanlış deme durumundayız. Tabii. Demin Tunç Soyer keşke bir dönem daha olsa falan dediğim zaman bile ben onun yanlış şey izlattığını yazan, eleştiren insanım. Eleştiri insanı yüceltir. Tabii. Yani eğer kötü niyetle değilse, şimdi eleştiri, kötü niyetli değilse. Aynen öyle, çok doğru söylüyorsunuz. Eleştiri kişisel haklarına girmedikten sonra evet. Yapıcıdır aslında başkanım. Yapıcıdır. Kendini düzeltmek için bir nedendir, bir sebeptir, bir es vermedir değil mi? Kendini bir yola sokmak için. Burada bir hatam var, evet burada böyle yapmalıyım diye. Kendini bilen insan eleştiriye açık olmalı diye düşünüyorum ben başkanım. Ben hastanede başhekim. Kesinlikle. Hastalar, siz de hasta olarak gelmişsiniz anneniz mesela. Annem getirmiştim, yani, bravo. Teşekkür amaçlı çok yani hastane içinde dolaşırken. Tabii. Teşekkür. Ben hep şunu derdim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ama bana aksayan yeri söyleyin. Hı-hı. Aksayan yeri söyleyin. O beni daha mutlu eder. Yani sıkıntınızı söyleyin, bildirin. Teşekkürü ben aldım, başımın üstüne koydum. Kadının birisi dedi ki hosteslerin kıyafetleri hiç güzel değil dedi. Ha işte bana bunu söyleyin. Biz ondan sonra değiştirdik. Anladım. Evet. Şeylerin, hastanedeki görevlilerin mi? Anladım. Hocam şimdi Çeşme'ye aday olmuşsunuz. 2014 yılında aday olmuşsunuz.
Evet, hüsrana uğramışsınız. Şimdi kabul edelim hocam. Tabii ki hayal kırıklığı yaşatmışlar size. Ama üzülmeyin, siyasette oluyor böyle şeyler hakikaten. Aynı şekilde ben de bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Daha önceki kurucusu olduğum partimde de bir gecede benim milletvekili aday olmuştum orada. Adaydım, aday değildim, adaydım. Bir gecede benim sıralamamın yeri değişmişti. Genel Başkan Yardımcısı diyor ki, Tülay Hanım ben sizi işte şu sırada görmüştüm tepelerde. Aa, sabah bir geldim şu sıraya almışlar. Yani öyle oluyor ki işte siyaset böyle bir şey. Araya birilerini sokuyorlar, ne bileyim artık eş, dost. Biliyorsun 24 saat siyaset için çok uzun bir süre. Çok uzun bir süre. Siyasette 24 saat uzun bir süre gerçekten. Ama ben de diyorum ki siyaset insan kazanma sanatıdır değil mi hocam? Dolayısıyla beni küstürmüşlerdi. Ben uzak kaldım, üzüldüm. İnzivaya çektim kendimi falan o dönemde. Ama dedim ki kendimi toparlamam gerek. Ben ülkem için çalışıyorum. Mevki makamın hiçbir önemi yok ki. Ben zaten ülkemde söz sahibi olmak için var olmak istiyorum. Orayı bir rant alanı haline getirmiş olan insanları tespit edip onlara meydan vermemek. Benim de amacım bu şekildeydi siyasete katılmaktaki. Ben bu işi yapabiliyorsam, vizyonuma güveniyorsam, aldığım misyonu da yerine getirebilecek kapasitedeysem, kendimi görüyorsam, evet benden neden yararlanmasın ülkem? Ben de varım dedim o yüzden. Ama dediğiniz gibi işte bazı ayak oyunları falan, neyse onlara girmeye gerek yok. Onları başka bir zamanda tartışırız hocam. Çeşme'nin şu andaki belediye başkanını nasıl buluyorsunuz? Ekrem Orhan, Sayın Ekrem Orhan, selamlar olsun. CHP'li o da. Nasıl buluyorsunuz? Yani yönetimi nasıl? Bana Çeşme için, ben Çeşme'den artık kopuğum. Ama siz orada yazları olmuyor musunuz? Yaşamıyor musunuz? Karşıyaka'da yaşıyorum. He. Uzaktan izlediğim kadarıyla başarılı bir başkan değil. Bizim Eko lakabı var kendisinin. Doğru. Fakat bizim konusunda çok başarılı olduğunu görmüyorum. Uzaktan gördüğüm kadarıyla umarım o bizim kelimesini içini doldurur. Umarım. Umarım. Dediğiniz gibi bakalım ilk belki hazırlık aşamasında daha biraz yeni mi sayıyor kendini? Halbuki 2 sene falan geçti değil mi? 2,5 sene geçti. Seçimlerden 2,5 sene falan geçti. Ve onun için büyük bir şanstı. Bu sanıyorum sizin döneminizde Ekrem Orhan Başkan sizin aday olduğunuz dönemde kendisi de aday mıydı? Demek ki yıllar sonra işte 5-6 sene sonra şimdi muradına ermiş. Güzel bir espri yapayım, parantez açayım. O dönemde ben adayken biz proje oluşturmuştuk. 12 tane proje. Şöyle bir kalın bir dosya. Ben aday olmadıktan sonra o projeler güzel. Gittim Muhittin Dalgıç'a verdim projeleri. Muhittin Bey'in dönemi geçti. Muhittin Bey o anda başkandı ama değil mi? Başkan seçildi. Siz ona bunlar güzel projeler şeklinde verdim. Eğlence Adası'ndan tut, Ovacık'ta yapılacak bazı şeyler de vardı. Neyse çok detaya girmeyeyim. Şimdi o 12 proje, Çeşme Meydanı'nın düzenlenmesi vesaire. Evet. O 12 proje Muhittin Başkan'ın döneminden geçti. Şimdi Ekrem Başkan'ın döneminde o 12 projeden 2 tanesi yapıldı. Yapıldı. O da yani hani ucundan yapıldı. Mesela o Çeşme Meydan projesi bizimkinde, bizim projede işte fıskiyeler var, peyzaj var, yeşillikler var. Sadece taş döşendi. 3 tane bank konuldu. O kadar. Yani bizde şeyler var, sanat heykelleri var. Ondan sonra falan filan. Neyse. İnşallah yaparlar. İnşallah. Daha vakti var. 2 sene kadar Çeşme daha vakti. Çeşme çok sevdiğim bir kenttir. Evet. Ve benim de. Fırsat buldukça gidiyorum zaten. Benim de. Beri
Zaten Nihat Çeşme Hastanesi'ne geldim. Oraya ve yazları giderdim. Hı hı. Ondan sonra o vesileyle Çeşme sevdiğim bir kent, iyi olmasını, hak eden yerde olmasını isterim. İnşallah başkanım. İnşallah, benim de temennim bu konuda. Ben de yazları Çeşme'de bulunuyorum genelde. Hocam şimdi dolar aldı başını gidiyor. Evet. Ne yapacağız hocam? Dolar gidiyor, aldı başını, evet, gidiyor. Bu ekonomi, evet, ne halde biliyoruz yani, hepimiz. Çok... Daha ne kadar gider, sizin bir fikriniz var mı? Sizin için müneccim diyorlar bu konuda. ekonomi konusunda da müneccimliğiniz varmış. Bize de söyleyin hocam o müneccimliğinizi. Dolar daha ne kadar tırmanışa geçer? Şimdi, ve nerede kalır sonra? Şimdi bir de ben ekonomist değilim. Doktor, bazıları doktor. Hani doktora yapıyor ekonomi konusunda. Hı hı, evet. Ben ekonomist değilim. Tıp doktoruyum ben. Tıp doktorusunuz, evet. Ama çok okuyan, araştıran, insanlarla görüşen, evet. Bilgim çerçevesinde bu faiz, kur, enflasyon üçlü bir saç ayağı. Şimdi bu faiz eğer, sarmalından kurtulabilsek. Üçlü bir saç ayağı. Şimdi faizi düşük, kuru yüksek yaparsanız, evet, enflasyon da dolayısıyla yükselecek. Tabii. Ama böyle nasıl masa durmaz, hı hı, bu da durmaz. Oynak olur. Şimdi hükümet şöyle bir karar verdi. Daha önce doları piyasaya para vererek düşürüyordu bu nefesini. Değişik bir karar verdi bu sefer Erdoğan. Erdoğan. Evet. Merkez Bankası'na faizleri düşürün, üretimi çoğaltın, ihracata yönelin. Evet. Ondan sonra şeklinde bir karar verdi. Bu da bir ekonomik bir karardır ama halkı çok acıtır. Halkı çok acıtır, alma gücünü çok zorlar. Ben küçük bir örnek vereyim. Geçen gün iki tane meyve suyu almaya, evet, bakkala gittim. Evet. İki meyve suyu attılar, 5 satır dedim. 11 lira, çok geçirdim. 11 liraymış. Yani şimdi düşünün, bu alım, doların bu yükselmesi her şeyi etkiliyor. Bütün piyasayı etkiliyor. Tabii ki. Ondan sonra enflasyon zaten düşük gösterirse de daha yüksek düzeylerde. Bu karar çerçevesinde ben devam edeceklerini düşünüyorum. Bu oynak, zaten Merkez Bankası da bir açıklama yaptı. Biz hani müdahale etmeyeceğiz. Kendi inecek çıkacak o. Yalnız ben şunu anlayamadım. Sen de siyasetçisin. Onu da sen bana cevabını ver. Daha sonra şu bitireyim cümleyi. Tamam. Müneccimlik çerçevesinde doların 12'lerde falan oturacağını düşünüyorum. Geçen, evet, birkaç ay içinde. Benim anlamadığım, diyorlar ki işte Suriye'de bir devlete müsaade etseydik 2 puan düşerdi. İşte Libya'ya gitmeseydik 2 puan daha düşerdi. Kuzey Kıbrıs'ı verseydik 2 puan düşerdi. Nasıl düşüyor? Nasıl düşüyor? Ben de onu anlayamıyorum. Gerçekten neden olaylarla endeksi, doların inip çıkması, bunu bir türlü çözmüş değilim. Kendi adıma düşünüyorum ben de. Diyorum ki ya doları mı göndersek ülkemizden? Yani kendi para birimimiz yok mu bizim ya? Yani o kendi para birimimiz de değerli kılsın, olsun. Neden biz dolara endeksli hayatımızı idame ettiriyoruz, alacağımız bir şey? Bizler iş yapıyoruz işte enerji şirketinde. Aldığımız bir ürünü şu kadar dolara aldığımız ertesi günü yükseliyor. Tabii sipariş veriyoruz, işte dolar yükseldi. Ama biz sözleşme imzaladık. Bu eski dolar fiyatıyla biz zarara giriyoruz bakın. Biz çünkü yenisini farklı bir fiyattan, karşı taraf firmayla anlaşmışız. Biz eski dolar kuruyla anlaşmışız. Yükselmiş dolar 2-3 günde biz zarara almak zorundayız. Müşteri onu istiyor, o markayı istiyor. Yani hakikaten inşallah bu ekonomi çok önemli. Mutfak yanıyor gerçekten. Bir mutfak de, şimdi çok zor günler bizi beklemesin inşallah. İyi günler hedefliyoruz. Umudumuz var. Tüketim de korkunç bir tüketim var. Bu konuda da
Ama tüketim nasıl oluyor hocam? Yani alım gücü yok, para yok insanlarda. Savaş çıkmış gibi gidip 10 paket makarna, 5 paket şeker falan alıyorlar. Bu şimdi şey diyorlar, bunlarla mücadele edeceğiz. İşte bir tane satılıyor, en az bir iki tane satın bilmem ne. Bence bu da çözüm değil. O da çözüm ondan değil. Sonra, yani göreceğiz bakalım. Ben yine de umutluyum. Acı çekeceğimizi. Pandemi gibi. Evet. Pandemi de şu anda günde 200 resmi rakamlara göre 208 falan. Ama o 3 mislidir. Kesin. Yani Allah korusun. Kaybımız var. Nasıl bir eskiden ne yapıyorduk? 200 kişi vefat ettiğinde hemen kapanma, kısıtlama vesaire. Kısıtlama. Şimdi ne kapanma ne kısıtlama. Hani ölen olsun kalan sağlar bizimdir. Kanıp şimdi ekonomide galiba de aynı sistem. Yani vatan batsın, çıkan çıksın. Kalan sağlar bizimdir şeklinde bir yaklaşım. Ekonomi ve sağlık aynı yaklaşımda. Çok doğru ama ben yine de umudumu yitirmiyorum hocam. Kesinlikle ekonomimizin düzgün bir seviyeye, bilmiyorum bunu belki çocuklarımız falan artık bizlerin konumuna, yaşına gelince görecekler, bilemiyorum. Ama ben umutluyum, yine de umutluyum. Ülkemin bekasından yana umutluyum. Umudum var. Umudum olmasa zaten insan yaşayamaz. Umutsuz yaşanır mı? Umudumuz var elbette. Bunun için de biz birey olarak üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz değil mi? Vatandaş olarak. Kaybetmeyeceğiz. Kaybetmiyoruz kesinlikle ve çocuklarımıza da, ben çocuklarıma da onu aşılıyorum. Umudumuz var. Bazen diyorlar ne şanssız dönemdeyiz falan, ne şanssız dönemde dünyaya gelmişiz de gençlerimiz. Hayır, umut yok, umutsuzluk yok. Umudumuz gençlerimizde, o gençlerimiz inşallah bizden sonra alıp ülkemizi en iyi seviyelere getireceklerine inanıyorum. Umudum var. Ülkemi seviyorum, vatanımı seviyorum. Dediğiniz gibi siyasette şeyler böyle ünvanlar, mevkiler gelip geçicidir. Kaygan zemindir bunlar. Bugün birisi varsa yarın başka bir kişi olabilir. Hakikaten Allah inşallah ülkemizin yolunu açık etsin, ne diyeyim, refah bir düzeye gelsin, bekasını da kaybetmesin hocam. Hocam güzel şeyler konuştuk ülkemizin gündemiyle ilgili ama bilmiyorum, ben rejiye bakıyorum, vaktimiz var mı diye henüz. Yapabiliriz herhalde, daha varmış vaktimiz. Konular güzel, sohbet güzel hocam. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık bu arada. Siz neden Çeşme'den kaçtınız diyeyim? Niye kaçtınız? İşte hastane kapandı. Oradan. Hastane kapandı. Yalnız Sisus tekrar açılıyormuş. Biliyor musunuz? Farkında mısınız? Sisus açılmıyor. Medikan açılıyor. Medikan, pardon. Ama Sisus'un yerine galiba açılıyor değil mi? Aldım ben. Ama gidecek ben artık misiniz? Dedim ya, artık şeylik yapmak istemiyorum. Efendim? Gidecek misiniz teklifi? Yok. Değerlendirmeyeceksiniz. Yok. Aslında sizin gibi hocalarımıza ihtiyaç vardı orada. Bir sorunumuz olduğunda Erkan Sevinç hocam var, benim rahatlıkla gideyim, çok şükür çok falan derdim. Öğrenci yetiştirdim, doktor yetiştirdim. Onlar şimdi zaten profesör bir kısmı. Ondan sonra onlar onlara emanet bütün hastaneler. Her yerde öğrencilerim var, asistanlarım var. Öğretim üyelerim var. O mutlu eder beni. Birkaç cümleyle istersen genel siyasetten de bahsedelim. Ben şunu soracağım şimdi. Heyecanla işte kafamda hazırladığım sorularım vardı. Heyecanla unutuyoruz. Düşündükçe geliyor aklıma. Bu ittifaklar konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı konusunda. Geçen gün Sayın Bahçeli bir demeç veriyordu. Zaten grup toplantılarında genelde böyle ani çıkışları oluyor. Farklı söylemlerde bulunuyor. Bazen güldürüyor konuşmalarıyla. Hani trajikomik denir ya onun gibi. Bazen düşündürüyor. Hakikaten Millet İttifakı'nın ittifakçıları için bir laf etmişti. Birbirlerine gidiyorlar, geliyorlar, ağırlıyorlar, ediyorlar. Şimdi bugün grup toplantımızdan sonra Meral Akşener Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu ile görüşme yapacaktı. Oradan ne sonuç çıktı onu bilmiyorum.
Şimdi eve gidince takip ederim. Buraya geldiğim ve hazırlık yaptığım için takip edemedim. Bir tek toplantımızı izleyebildim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu ittifak konularında ne düşünüyorsunuz? Bu küçük partilerle ittifakımız, yani Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi, bunların ittifakıyla nasıl bir yol izleyebilir siyaset? Valla önümüzdeki seçimlerde ittifaklar gene önem kazanacak. Millet İttifakı'na Deva'nın, Geleceğin katılacağını düşünüyorum. Saadet Partisi'ni her ne kadar Erdoğan kendi yanına çekmek istiyorsa da, ama Saadet Partisi de o ittifak. Onu soracağım hocam, sözünüzü kesmeyeyim. Saadet Partisi'ne bir yeşil ışık var mı AK Parti'ye? Görüştüler ya. Sanmıyorsunuz. Saadet Partisi de ittifak içinde yer alacaktır. Millet İttifakı içinde. Tabii ufak tefek partiler de var. Mustafa Sarıgül'ün, Muharrem İnce'nin vesaire. Onlar da Ümit Özdağ falan. Doğru Parti. Doğru vesaire. Parti, evet. Onlar da kendi bir ittifaka katılabilirler. Kendi göre aralarında üçüncü bir ittifak mı kurabilirler? Üçüncü bir ittifak mı kurabilirler? Üçüncü bir ittifakın ben sol ittifak olarak oluşacağını düşünüyorum. Sol olarak. Evet, yani HDP. O zaman buraya DSP de girer mi? Geçen hafta sevgilerimizi gönderiyoruz. Genel Başkan Yardımcımıza ağırladık. DSP'nin Millet İttifakı Selçuk içinde Bey olacağını düşünüyorum. Sol ittifakta İşçi Partisi, Vatan Partisi yani değil mi? İşçi Partisi HDP dediğiniz. Vesairenin olacağını düşünüyorum. HDP oyları çok önemli. Geçen seçimlerde kilit diyorsunuz, kilit oylar. Yani o blok oy veriyorlar. Geçen seçimlerde Millet İttifakı'nı örtülü de olsa desteklemişlerdi. İstanbul Ankara'nın alınmasına kesin etkileri var. %100 HDP oylarının. Önümüzdeki seçimlerde aday kimdir? O konuya gelirsek Cumhurbaşkanı adayı belli, Recep Tayyip Erdoğan. Tabii, onun karşısına çıkacak aday Kemal Bey çok istiyor aday olmayı. Kemal Kılıçdaroğlu. Bu sene fakat, istiyor. Evet, bu dönemde istiyor. Fakat Meral Akşener geçen sefer, Meral Hanım geçen seçimde çok doğru bir pozisyon aldı. Ve Abdullah Gül'ün aday gösterilmesini engelledi. Evet. Engelledi. Muharrem İnce gösterildi. Evet. Bu sefer de son anda devreye girdi. Evet, genel başkanımızın sayesinde oldu bu. Ve Kemal Bey'e ya başkanım siz aday olmayın, Mansur Yavaş olsun, onun daha çok şansı var diyeceğine inanıyorum. Ama olmazsa müneccimlik yapayım. Yapın. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında kesin kazanır. Kesin kazanır. Diyorsunuz. Evet. Burada da noktayı koymuş oluyorsunuz. Müneccimlik yaptınız hocam. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Bu arada bir şey daha soracaktım ben size. Bu ittifaklar konusunda bir sorum daha olacaktı. İşte dediğim gibi zaman akışına giriyor, unutuluyor. Daha sonra geldiğimde tekrar sorumu sorarım. Bugün seyircilerimiz merak edebilirler. Turuncu renginde giydim. Neden giydim? Turuncuyu severim. Moda. Ama bunun bugün giymemde bir anlamı vardı. Kadına şiddet. Kadına şiddet. Yarın 25 Kasım. Yarın 25 Kasım kadına yönelik yapılan şiddette uluslararası mücadele günü. Dolayısıyla biz farkındalık yaratmak için kadınlar olarak turuncu rengi seçtik giyim için. Bir flor, bir maske bu şekilde takıp bu renkte farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yarın da 25 Kasım'da hemcinslerimle bir araya geleceğiz ve mücadele gününe destek vereceğiz. Hep birlikte inşallah. Çok güzel bir sohbetti hocam. Ben teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Gerçekten daha çok söylenecek, konuşulacak şeylerimiz, konularımız var. İnşallah başka bir programda sizi tekrar ağırlamak istiyorum. Ama bugün Öğretmenler Günü gibi özel bir günde sizi ağırlamış oldum. Ben de mutlu oldum. Annenizin ruhu şad olsun, öğretmen olduğunu söylediniz. Gani gani rahmet eylesin inşallah. Yarın da 25 Kasım kadına yönelik şiddeti de biraz bahsetmiş olduk. Dikkat çekmek istedik bu konuya.
Ben size çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere sizinle de. Sevgili seyirciler, bir yayınımız daha sona erdi. Umarım keyifli vakitler geçirmişsinizdir. Her çarşamba canlı yayında Atürk İzmir TV, Ege Seçim TV ekranlarında 14 ile 14.45 arasında Tülay Yaman'la Seçim Kulisi programında canlı yayında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.